Bu dersimizde Karahanlı Türkçesi ile devam edeceğiz. Karahanlı Türkçesi diyecek olduğumuzda onun diğer adının Hakaniye Türkçesi olduğunu bilmemiz gerekir. Hakaniye Türkçesi ya da Karahanlı Türkçesi bir kere eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk evresidir. Yani İslami dönem ilk dönem. ilk dilimiz Karahanlı Türkçesidir. Özellikle Karahanlıların oluşumunda karlık, yağma, tosu çiil gibi teorilerin olduğunu biliyoruz. Özellikle karlık teorisi yani Karahanlıyı oluşturan asıl boy karlık olarak gösterilir. Dolayısıyla bu dönemde bunlardan meydana gelen bir İslami dönem Türk edebiyatından, Türk yazı dilinden bahsetmekteyiz. Ahmet Caferoğlu özellikle bu döneme Türk Dil Tarihi kitabında e, Karahanlı Türkçesini müşterek Orta Asya Türkçesinin ilk basamağı olarak gösterir. Müşterek yani ortak Orta Asya Türkçesi ne demek? Aslında şu demek önce Karahanlı gelir arkasından Harezm gelir arkasından da Çağatay gelir hocam. Dolayısıyla Karahanlı bu ilk basamağı oluşturan Türkçedir. 11. ve 13. yüzyıllarda yazı dili olmuştur. 11. yüzyılda hani 1070'lerden başlayarak bu eserlerin verildiğini göz önünde bulundurduğumuzda bu tarihin neden 11. yüzyıl olması gerektiğini zaten çıkarabilmekteyiz. Ama aslında gramer olarak bakacak olduğumuzda Karahanlı Türkçesi Köktürk ve Uygur Türkçelerinin devamı olan Türkçedir hatta ve hatta şunu bile göz önünde bulundurmanız gerekir. Bir kere Karahanlı Türkçesi devam ederken ya da daha doğrusu oluşurken öbür tarafta Hoço Uygur Kağanlığı arasında Uygur Türkçesi nispeten devam ediyordu. Yani bir anlamda çağdaş Türkçelerdir. Öyle ki daha sonrasında da bahsedeceğiz. Hatta bahsettik de daha öncesinde şunu söyledik. Dedi ki Karahanlı döneminde Kaşkarlı Mahmut Uygur alfabesi için gerçek Türk alfabesi diyor. Dolayısıyla bazı İslami dönem eserlerinin Uygur alfabesiyle de yazıldığını göz önünde bulundurduğumuzda ha, aslında birbirinin dönemi içerisinde kullanılmış olan bir Türkçedir sevgili hocam. Karahanlı Türkçesini demek ki çağdaşı olarak aynı zamanda Uygur Türkçesini de düşünebilmemiz gerekmektedir. Bir diğer husus ise aslında Karahanlı Türkçesinin tam olarak döneminin nerede olduğudur. Nasıl yani? Aslında şunu kastediyoruz. Biliyorsunuz biz eski Türkçe, orta Türkçe ve yeni Türkçe ayrımı yaparız. Eski Türkçe dediğimiz ilk başlangıç aşaması olan Türkçedir. Yani dilin çok fazla bozulmadığı, gramer olarak bozulmadığı, değişimlerin çok olmadığı dönemdir. Asıl değişim dönemlerinden itibaren ise orta Türkçe ifadesini bir şekilde kullanırız. Aslında Karahanlı Türkçesi ilk dönemlendirme çalışmalarında özellikle mesela Ahmet Caferoğlu tarafından da dahil olmak üzere orta Türkçenin başlangıcında gösterilmiştir. Neden? Şundan dolayı. Bir kere dile bakılmış. Çok az da olsa özellikle Farsça unsurlar dilde görülüyor ve Arapça Farsça kelimeler var. Yani İslamiyet'in kabulü bir şekilde kıstas alınarak Karahanlı Türkçesi ile Orta Türkçe'ye başlatılmış. Ama sonrasında özellikle gramer kısmına bakacak olduğumuz, hadi söz varlığı neyse, gramer kısmı daha önemli. Gramer kısmına bakacak olduğumuzda aslında Uygur Türkçesinden öyle ahım şahım bir e, gramer farklılığı yok. Ha denilmiş ki aslına bakarsanız Türk dilinin gramer yapısını asıl değiştiren şey Moğol istilasıdır. Moğol istilasıyla beraber Türkler yer değiştirmiş. Yer değiştirdiği için de gramer yapıları değişmiştir. Dolayısıyla Orta Türkçe dönemini Moğol istilasından sonra düşünmek gerekir. Örneğin Ronataslar söylüyor bunu, Marcel Erdallar söylüyor. O yüzden Karahanlı Türkçesini son dönemlendirme çalışmalarında özellikle eski Türkçenin içinde yer verirler. Ha demek ki Karahanlı Türkçesi ile ilgili özellikle dönemlendirme konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Karahanlı Türkçesi ya da Karahanlı yazı dili diyecek olduğumuzda hocam e tabi ki yazı dili diyorsak bu dönemde eserler olmalı. E biliyoruz ki bu dönemde ilk İslami dönem eserleri yazılmıştır. Bunların ilki Kutatku Biliktir kut atgu bilik ne demek acaba? Mutluluk veren bilgi diye çevrilmiştir. Lise yıllarından beri hatırladığımız bir anlamdır bu eserin adı. Ama şöyle bakacak olduğunuzda gramer olarak kut kelimesi, baht, şans, değer gibi anlamlara gelen, mutluluk anlamına gelen bir ifade. Kut at diyecek olduğunuzda bunu isimden fiil yapıyor. Çünkü gu ekis sıfat fiil eki. Ha demek ki kut at diyecek olduğunuzda mutluluk veren şeklinde anlam oradan çıkartılıyor. E birlikte bilmekten bilgi olduğuna göre mutluluk veren bilgi şeklinde bir çeviri evet yanlış olmayacak olan bir çeviridir. Kim tarafından yazılmıştır? Yusuf Has Hacip tarafından. Lütfen isme dikkat. Yusuf Has Hacip diyecek olduğunuzda Arapça ifadeler artık dile girdi. Demek ki adamın ismi de oradan geliyor. Her şeyden önce onu düşünmemiz gerekiyor. Ha, özellikle eserin içeriğine bakacak olduğunuzda sevgili hocam. Dört kişi tarafından geçen bir münazarayı andıran eser eski dönemlerden kalma atasözleri, bilgelik ifadeleri ve deyimlerle süslenmiştir. Kutatko bilik Tavkaç Uluk Buğra Han'a sunulmuştur. Uluk Buğra Han Fastın diye ayur diye hatta girişi vardır ki biz buradan da anlıyoruz ki ha Uluk Buğra Han'a sunulmuştur bu eser. Kutatko bilik Karahanlı döneminin özellikle standart Türkçesiyle yazılmış olan bir eserdir. Eserin mensur ön sözünde dönemli ölçülü dili için buğra han tili manzum ön sözde han tili terimi kullanılmıştır. Demek ki Karahanlı Türkçesi han dili şeklinde bir ifadeyle ifade edilmektedir ya da gösterilmiştir. Bunu bu ifadeden bunu anlıyoruz. Eski Karahanlı sülalesinden Buğra Karahan'dan bahsediyoruz bu arada. Ha, demek ki özellikle onun adına yazılmış bir eser söz konusu. Kutat kubilik az önce de söyledik mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Kut mübarek, mukaddes bilik ise bilgi anlamına geldiğine göre mutluluk veren bilgi, kutsal bilgi, kutsallık veren bilgi şeklindeki anlamını çıkartabiliriz. Bir de kut ifadesinin özellikle eski Türklerden kalan anlayışında hani gökten gelen, kutsanmış olan, mukaddes olan şeklinde bir anlam taşıdığını zaten göz önünde bulunduruyorsunuzdur. Kitabın konusu devlet idaresinin yollarını ve gidişini göstermektir. Bunları bilmek yurda ve halka mutluluk ve kutluluk getireceğinden dolayı bu ismin verildiği düşünülmektedir. Yusuf Has Hacip eserini meydana getirirken özellikle Firdevsi'nin şehnamesinden etkilenmiştir sevgili hocam. Hatta Firdevsi'nin şehnamede yaptığını o Karahanlı Türkçesinde yapmak istemiştir. Dolayısıyla eser Türkçe kaleme alınmıştır. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ha, bir de bu eserin daha sonraki dönemlerde özellikle akla ve bilgi, rasyonelliğe önem vermesi bakımından Aşık Paşa'yı da etkilediğini, dolayısıyla tesirlerinin çok olduğunu da göz önünde bulundurursak bu husus açısından önemli olacaktır. Eserde hem Türk hükümdarlık felsefesi ve devlet idaresini hem de hikmet geleneklerinin Arap ve Fars gelenekleriyle karşılaştırılabilecek derecede başarılı olduğunu gösterme ve ispatlama amacı olduğunu görmekteyiz. Kutatkobilik didaktik bir eser olmasına rağmen yer yer şiirsellik de gözlenmektedir. Eserin başında bensur ve manzum mukaddimeler yani ön sözler bölüm filistleri bulunmaktadır. Bunların devamında yer alan Tanrı övgüsü ve Tanrı'ya yakarış İslami Türk edebiyatının bize kadar gelen ilk tevhid ve münacat örneğidir. Bu anlamda Kutat Kubilik ilk tevhid ve münacat örneği olan kitap olarak da gösterilebilir. Meslevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. İslami Türk edebiyatının ilk en büyük eserlerinden bir tanesidir eserin 3 yazma nüshasının olduğunu biliyoruz. Viyana ya da diğer adıyla Herat nüshası, Mısır nüshası ve Fergana nüshası ha demek ki bu anlamda 3 tane bize e, nüsha getirmektedir ama bunların içerisinde özellikle ama özellikle göz önünde bulundurulması gereken Uygur harfleriyle kopyalanmış olan nüsha Herat nüshasıdır bilinmesi gereken ek bir bilgidir. Doğrudan bu anlamda bir soruyla bile karşılaşabiliriz. Viyana Herat üstadı Uygur alfabesiyle kopyalanmıştır. Edebi olarak bakacak olduğumuzda bir kere bu eser aruz ölçüsüyle ilk defa yazılan eserdir. Yani dönem dil ayrımı yapacak olduğumuzda bir şiir aruz özelliği taşıyorsa demek ki bu Uygur dönemi olamaz. Çünkü aruz Arap et, e, edebiyatının etkisiyle aramıza girmiş olan bir ölçü birimidir. Ha bu eserde biz bunu görebilmekteyiz. Beyit nazım biriyle yazılan ilk müstakil eserdir. İlk eser anlamında söylüyoruz. Edebiyatımızdaki ilk didaktik eserdir. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. Edebiyatımızdaki ilk bestevi, ilk kaside, ilk münacat bu eserde görülür. Geçiş döneminin ilk eseridir. Fars edebiyatının özellikle etkisini gösterdiği ilk eserdir. Şehname'nin etkisinden bahsediyoruz. Edebiyatımızdaki ilk bahariye Kutatku Bilik içerisinde yer alır. Bunu göz önünde bulunduruyoruz. ve Ayrıca Kutatku Bilik'te Alpertunga'dan Afrasiyab diye, İskender'den de ise Zülkarneyn diye bahsedilmektedir. Kahraman isimlerinin de bunlar olduğunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Karahanlı Türkçesinin ve aslında Türk tarihinin en önemli eseriyle devam ediyoruz. Divanu Lugati Türk. Ansiklopedik bir eser olan e, bu kitap içerik olarak bize o dönemdeki Türk boyları, bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıkları ve en önemlisi de sözcükleri hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür. Sadece bir sözlük değildir aslında bakarsanız. Birçok özelliği bir arada barındıran bir eserdir demek daha doğru olacaktır. Kaşgarlı eserini hazırlarken bir alan araştırıcısı gibi davranmış. Böylece Türk dilinin lehçelere göre dil bilgisi kurallarını başarıyla ilk kez belirlemiştir. Yani kendisi aynı zamanda ilk Türkolog sayılır. Divanluga Türk, Türk dilinin bilinen ilk sözlüğüdür. İlk Türk antolojisi, ilk folklor kitabıdır. Katip Çelebi'nin Keşf-i Zunun adlı eserinde özellikle Kaşkarlı Mahmut'tan da bahsedilir. Demek ki namı yayılmış olan bir yazardır. Bu eser Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Eserin aslında tam olarak adı Haza Kitabu Divanü Lügati Türk'tür. Yani Türk dillerini derleyen, toplayan kitap anlamına gelir. Kaşgar Mahmut özellikle döneminin ölçülü standart dilinin sözlüğünü yazmakla birlikte aslında çeşitli Türk boylarının ağızlarına da yer vermiştir. Bu bakımdan eseri, eseri kimi kimi zamanlarda Türk lügatı, Türk dilleri de demiştir ki bu konuda da haksız sayılmayacaktır. Özellikle Oğuzların dili, Kıpçakların dili, Arguların dili, Kırgızın dili, şunun dili, bunun dili şeklinde aslında o dönemin dil özellikleri hakkında bilgiyi vermektedir. Özellikle Kaşgar Mahmut kendi dönemi içerisinde, kendi dönemi içerisinde ee, Uygur Türkçesi de Uygur yazı geleneğine de önem vermiştir ve daha önce de söylemiştim Uygur dönemini anlatırken gerçek Türk alfabesi olarak Uygur alfabesini işaret etmektedir. Ha, hatta bu alfabe için Kaşkar'dan yukarı ne dek çepeçevre bütün Türk ülkelerinde hakanların ve sultanların yarlıkları, mektupları bu yazı ile yazıla gelmiştir şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Türk dili ile Arap dilinin özellikle at başı yürüdükleri bilinsin diye Halil'in kitabul aynında yaptığı gibi kullanılmakta olan kelimelerle bırakılmış bulunan kelimeleri bu kitapta birlikte vermek istediğini söyler. Dolayısıyla bir alan araştırması söz konusudur özellikle sözcüklerle ilgili. Divan Lugat Türk İskenderiye Dil Okulu metoduyla yazılmış Arap sözlükçülüğü geleneğine göre de hazırlanmıştır özellikle pedagojik bir yöntem izleyerek bir sözcüğün veya bir dil bilgisi kuralının önce Arapçadaki kullanımını gösterir. Ardından da konunun Hakaniye lehçesindeki durumunu verir. Aralarda bol bol bu ilkeleri böyle öğrenin, şöyle öğrenin şeklinde de uyarılarda da bulunur. Divan Lugat Türk'ün en önemli kaynaklarından biri olduğunu az önce söyledik. Özellikle İslamiyet öncesi dönemle ilgili birçok bilgiyi de bu eserde bir arada bulabilmekteyiz. Bu anlamda Radloff Kaşgarlı Mahmut için Türkolojinin babası tabirini kullanmıştır. Düşünsenize şöyle bir soru soracak olduğumda. Türkolojinin babası olarak tarif edilen kişi kimdir şeklinde. Kaşgarlı Mahmut aslında sadece bir sözlük yazarı değildir. Bu sözlükte özellikle belirttiğine göre aslında o kitabu cevahürün fil fillugatü türk diye Türk dininin gramer cevherleri diye aslında bir gramer kitabı yazılmış yazmıştır. Ancak bu gramer kitabı maalesef hala bulunamamıştır. Ve bilginize bilginize e, bu kitap bulunması halinde bin cumhuriyet altını ile ödüllendirecektir. Bence göz önünde bulundurulması gereken ayrıca bir konudur. Bir de bu eserin en önemli özelliklerinden biri de dünya haritası içeriyor olmasıdır. Özellikle ana hatlarıyla Türk kavimleri ve kolları üzerine başlığı adı altında Türk milletinden ve onun çeşitli boylarından bahseden Kaşgarlı Mahmut ardından bunları da harita üzerinde konumlandırmaya çalışmıştır. Bir de dillerden bahsederken özellikle bu kavim dillerinden bahsederken lehçelerin en sade olanının Oğuzca olduğunu söylemiş. Ve lütfen dikkat. Oğuz yani bugün Türkiye Türkçesinin de içinde yer aldığı Oğuz e, temelinden bahsediyor bu arada. Bu lehçenin kendi içerisinde en sade olanının olduğunu söylüyor ve dil özelliklerinden bahsediyor. En bozulmamış lehçenin Hakaniye lehçesi Türkçesi olduğunu belirtiyor ve bunları yaparken de kendi içerisinde de karşılaştırıyor. Örneğin bu elgin kullanır, bu yelgin kullanır. Efendime söyleyeyim bu tevey bu devey der şeklinde aslında lehçe karşılaştırması da yapıyor. Ve ayrıca argu dilinden de ilk defa bahseden odur. Halaç Türkçe, Türkçesi ile olan ilişkisini zaten biliyorsunuz. Edebi olarak bakacak olduğumuzda bir kere şu destanının tespit edilmiş olması ve şu destanının içeriğinde Türkmen isminin kökeninin açıklanmış olması ki lehçe çalışması gibi düşünebilirsiniz ya da etimolojik bir çalışma gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca 289 adet atasözüne ve deyime yer verilmiş olması destanlara, kahramanlık şiirlerine, eğlence ve av şiirlerine, aşk şiirlerine yer verilmiş olması dedim dedi tarzında ilk manzumelere yer verilmiş olması, ninni ve fıkralara yer verilmiş olması, bu eserin aynı zamanda kişi, yer, boy, gök cisimleri, çocuk oyunları adlarına örnek vermesi, Uygur şairi Çuçu'dan bahsetmesi, ha onu ayırt edi diğer bütün eserlerden ayırt eden bir eser olduğunu göz önüne sermektedir zaten ve eserinin bilinen tek bir yazma nüshasının olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Ki tesadüfen bu arada bulunmuş bir eserdir. Ali Emiri tarafından ve bugün Millet Kütüphanesi'nde korunan bir eserdir. Atabetül Hakayık'a devam ediyoruz. 12. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen eser, hakikatlerin eşiği anlamına gelir. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Manzum bir öğüt kitabıdır öğretici bir özelliğe sahiptir. Ve konu bakımından asla bakarsanız kutat kubilikle benzerlik taşır. Ancak kutat kubilik daha şairane, daha sanatlı bir kitaptır. Bu daha sade bir kitaptır. Dil olarak değil, sanat olarak söylüyoruz bunu. Eserin bilinen dört tane nüshası vardır. En iyi nüsha Semerkat nüshasıdır. Bu nüshaya dikkat etmek gerekir. Neden? Çünkü Uygur alfabesiyle kodlanmıştır, e, kopyalanmıştır. Ama başlıklar ve hadisler Arapçadır. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Süleymaniye kütüphanesinde korunmaktadır ve özgün bir e, eser olma özelliği ya da nüsha olma özelliği taşır. Onu bir şekilde göz önünde bulundurmamız gerekir. Ayasofya nüshası ise üst satırları Uygur alt satırları Arap alfabesiyle yazılmıştır. Üçüncü nüsha olan Topkapı nüshası ise tamamıyla Arap harfleriyle kaleme alınmıştır. Dördüncü nüsha, nüsha ise Uzun Köprü'de Seyit Ali'nin kitapları arasında bulunan ve Arap harfleriyle kaleme, kaleme alınmış bir nüshadır. Karahanlı döneminde sevgili hocam Karahanlı Türkçesi ile yazılmış Kur'an tercümeleri de söz konusudur. Özellikle dört tane Kur'an tercümesinden bahsediyoruz. Bunlardan ilki Türk İslam Eserleri Müzesi'ne kayıtlı olan nüshadır. Bu nüsha Muhammed bin el-Hac Devlet Şah Eşirazi tarafından 33-34 yılında kopyalanmıştır. Eserde başka metinlerde bulunmayan yeni sözcüklere rastlanmaktadır. Söz varlığı açısından da Kutat Kubilik ve Divan Ligat Türkleydi'de de örtüşmektedir diyebiliriz. Anonim tefsir diyecek olduğumuzda aslında Orta Asya tefsiri, anonim tefsir veya müellifi meçhuli Kur'an tefsiri şeklinde isimlerle de bilinmektedir. Bu tefsir Petersburg'da Asya Halkları Enstitüsü kitaplığındadır. Bu eserin en önemli özelliği özellikle Oğuzca unsurlarında dil unsuru olarak özellikle karşımıza çıkmasıdır. Bir diğer nüsha Kur'an tercümesi daha doğrusu Manchester Roland nüshasıdır. Bu Roland kütüphanesinde Arapça yazmalar bölümünde yer alır. Bu nüsha Türkçe ve Arapça çeviriyi beraber içermektedir. Bir dördüncü bir diğer Kur'an tercümesi yani dördüncü Kur'an tercüme çevirisi ise Taşkent Özbek Bilimler Akademisi'nde kayıtlı olan nüshadır. Türkçe ve Farsça çevirileri içeren Karahanlı Türkçesinin dir özelliklerini barındıran bir Kur'an tercümesidir. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey vardır. Bu Kur'an tercümelerine bakarak özellikle Karahanlılar döneminde yapılmış Kur'an tercümesinde dini terimlerinin aslında Türkçe karşılıklarının da olduğunu görüyoruz. Ha aslında bu e, mantık Budist ve Mani metinlerinde de görülüyor. Özellikle Budizmin ve Maniizmin dini ifadeleri doğrudan Türkçeye çevrilmiş ama özellikle Karahanlı dönemindeki Kur'an tercümelerine bakacak olduğumuzda İslami terimlerin Türkçelerinin olduğunu da görüyoruz. Özellikle şunlara dikkat. Örneğin Kur'an okugın, ayet belgü, Allah tengri, Furkan adlıklı, Cebrail arık şeklindeki ifadelerle karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer eser bu dönemde adı geçen diğer eser ise Divan-ı Hikmet'tir. Ancak ancak Divani Hikmet niye bu dönemde gösteriliyor? Ahmet Yesevi, Ahmet Yesevi bu dönemde yaşadığı için. Ama ama göz önünde bulunulması gereken bilgi, evet Ahmet Yesevi bu dönemde yaşamıştır. Hikmetleri vardır ama bu hikmetlerin toparlanıp yazıya geçirilişi ta Çağatay dönemidir. Ha dolayısıyla dolayısıyla aslında Divani Hikmeti yaşayış olarak bu dönemde ama yazı olarak dil dönem eser özelliği olarak Çağatay'ı da göstermemiz gerekir. Ahmet Yesevi'den bahsetmek gerekirse özellikle Piri Türkistan ünvanıyla ün salmış olan bir kişidir. Özellikle Feridun Attar bu isimle ondan saygıyla bahsetmiştir. Onun Piri Türkistan olduğunu demek ki benim bilmem gerekiyor. Dediğim gibi onun yazmaları daha çok 16. yüzyıldan sonra yazıya geçirilmiştir. Aslında nüshalar arasında ise dil ve muhtava anlamında farklılık olması onun farklı kişiler tarafından bir şekilde kaleme alındığını da bize göstermektedir. Özellikle Fuat Köprülü divan hikmet için Yesevi dervişlerine ait manzumeler mecbuası demektedir. Çünkü çünkü o dervişler muhtemelen yazıya geçirmiş ve onun hikmetlerini günümüze kadar taşımıştır. Fakirname denen bir eserden bahsedebiliriz. Aslında Ahmet Yesevi'ye ait olup olmadığı şüpheli olan bir eserdir. Müstakil bir eserden çok Divan-ı Hikmet'in mensur bir mukaddimesi durumundadır. Eserin hiçbir divan Hikmet üstasında olmaması esere daha sonra aslında Divan-ı Hikmeti terbi tertip edenler tarafından eklendiğini de göstermektedir. Risale Ahmet Yesevi'ye ait olup olmadığı yine şüpheli olan bir eserdir. Eserde Yesevi'nin İslam dininin temel kuralları, Sufilik konularındaki görüş ve düşünceleri yer alır. Hakim Süleyman Atadan bahsetmeden geçmek olmaz. Özellikle Karahanlı döneminde yaşamış olduğu düşünülen bir kişidir. Ahmet Yesevi'nin takipçileri onun düşüncelerini yine onun tarzında söyledikleri şiirlerle dile getirmişlerdir. Aslında Hakim Süleyman Ata şiirlerle dile getirmişler kişidir diye düşünmekteyiz. Hakim Süleyman Ata'nın eserleri içerisinde gösterilen eserler şunlardır. Bakırgan kitabı 142 manzumeden oluşan bu eser 23 değişik şaire ait olan şiirleri barındırır. Bu önemli şairler özellikle Gazali, Nesimi, Şems ve Ahmet Yesevidir. Ahir Zaman kitabı manzum bir eserdir. Kıyamet gününün görünümlerinden, kıyamet, kıyametin alametlerinden bahseder. Hazreti Meryem kitabı Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'den ve onun vefatından bahseden bir eserdir.